Selamlar, ben Semih. Şu an hepimiz heyecanla bekliyoruz Mega Şövalye Evrimi'ni ve merak ediyoruz oyunu nasıl etkileyecek diye. Mega Şövalye Evrimi 14 Eylül'de oyuna eklenecek ama dedim ki madem özel erişimle oynama hakkımız var, neden oynamıyoruz? Karşımızdaki oyuncudan Mega Şövalye Evrimi'ne en antik kartları almasını rica ettim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Hadi başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Bol şans diyelim. Bu videoda var ya asla çekinmeyeceğim. Her zaman Mega Şövalye atmaya çalışacağım. Bir de gittikçe, video ilerledikçe Mega Şövalye Evrimi'ne daha da antik kartlar almaya çalışacağız. Bu maçta şu anlık Pekka oynamasını rica ettim karşıdaki arkadaşımızdan. Mega Şövalye'yi bırakalım hemen. Yani Evrim'in Mega Şövalye'yi Pekka'yı bile öldürürse ben daha ne diyeyim. Pekka vs Mega Şövalye izleyeceğiz şimdi. Bizim o Pekka'yı savunmamız çok basit çünkü kulemizde topçu var, ucuz kartlarımız var. Desteği döndürmeye başlayalım. Evrim'in Mega Şövalye'ye dönmek üzere zaten tek döngü. Arkadaşlar daha hızlı bir destek yapılmıyordu. En hızlı bu yapılabiliyor. Döndürüyoruz desteği. Evrim'in Mega Şövalye geldi. Yuh! Pekka'yı fırlatıyor. Çok zevkli kart ya. Hemen ruhlarla öldürelim o minyonları. Animasyonları çok güzel. Vuruş animasyonları. Sanki böyle Evrim'in Mega Şövalye'nin toparlayamayacağı durum yokmuş gibi. Yani herhangi bir durumda attığınızda zaten kartları geriye ittirdiği için sürekli vurup vurup zaten hiçbir kart kulenize ulaşamıyor. Yani bu kart var ya oyunun tamamen dengelerini değiştirecek. Hatta bunu anti almaya çalışacaklar. Evrim'in Mega Şövalye antileri neler peki? İşte bence balıkçı olabilir. Prens olabilir. Çünkü prens havaya uçtuğunda şarjlanmaya başlıyor nedense. Bakın bu maçta tam görmedik Pekka tutabiliyor mu Evrim'in Mega Şövalye'yi diye. Bir defa izleyebildik sadece. Ben hemen çevireceğim Evrim'in Mega Şövalye'yi şimdi. Bir zahmet de Evrim'in Pekka öldürsün yani Mega Şövalye'yi değil mi? Şu an öyle düşünüyoruz hadi bakalım. Yine en ucuz kartlar. Geldi Mega Şövalye. Önce şu arkayı öldürelim bombacıyla. Şimdi geldi. Bu ne böyle ya? İnanılmaz havalı ve güçlü bir kart. Şimdi rakip ne atarsa atsın kule ittirecek. Kuleye doğru fırlatacak daha doğrusu. Yuh, Pekka'yı mahvetti. Bir de kule vurdu, yok artık. Yok artık diyorum, başka bir şey demiyorum ya. Burada atmaya gerek yok. Bir defa da arkadan bırakmayı deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Muhtemelen bu Evrim'i tutmak için ileride böyle yeni kart pozisyonuna çıkacak. İşte en köşelerden falan kartları bırakacağız. Çok garip. Heh, onu fırlatır mı acaba? Hayret, ilk defa vurmadı. Şaşırdığımız duruma bak ya. Karşıda Evrim'in Pekka Mega Şövalye'yi kesince şaşırıyoruz artık. Bir saniye. Mega Şövalye arkası Evrim'in Mega Şövalye. Fena geliyoruz. Yok artık, yok artık. Yani Pekka perişan oldu orada. Arkadaşlar bu karta nerf gelir. Gelmezse de önümüzdeki sezonda gelir. Çok güçlü olması dışında ben böyle sesini, o karizmasını çok beğendim kartın, onu söyleyeyim baştan. Şöyle bir tane daha tomruk döndürelim. Ve şimdi daha da büyük antisini almaya çalışacağız. Karşıda prensler varken oynamaya çalışacağız. Direkt başlayalım. Bence bu arada Mega Şövalye Evrimi Pekka testini geçti. Çünkü evet birebir de Pekka'yı kaybetse de Pekka'yı ittirip en azından bayağı bir çalışıyor. O yüzden bence Pekka'yı yenebilir şu an. Bakalım bu testi geçecek mi? Şu an bayağı iyisi kazandı. Evet, karşıda prens var. Gerçekten prensin havaya uçtuktan sonra şarjlanması mekanik olarak normal değil. Ama herhalde anti olsun diye böyle yapmışlar, anlamadım ben de. Evet, hemen de elimize döndü. Bence bu kadar güçlü tutacaklarsa 3 döngü falan yapsınlar. Bir de tek döngü ya, şaka gibi.
Hadi bakalım. Kara Prens acaba şarjlanıyor mu? Prens şarjlanıyor ama Kara Prens'i bilmiyorum. Gerçi ölecek Kara Prens. Dayanamıyor ki, canı yok. Hemen ruhlarla öldürmeye çalışalım. Şövalyeyi uçuracak. O milyonlar nasıl ölmedi? Aha, kuleye de vurdu. İlla vuruyor. Oh, Prens de uçurdu. Bir daha bırakalım ya Mega Şövalyeyi. Ben bu videoda baya baya agresif kullanıyorum Mega Şövalyeyi, fark ettiyseniz. Bence 6 tane evrim parçanız varsa Mega Şövalye basabilirsiniz. Ama söyleyeyim, hiç uzun vadeli olmayacak. Muhtemelen nerf yiyecek hemen. Bir yandan evrimi çevirirken bir yandan şunları savunabiliriz. Yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hemen desteği döndürüyoruz. Ve elimize geldi. Baştan söylüyorum, bu Mega Şövalye evriminin hiçbir türlü kuleye vurmaması lazım. Çünkü rakipte yakın menzil kartı var. Desteğin çoğu yakın menzil kartı. Gitmesi imkansız yani, söyleyeyim. Hadi izleyelim bakalım ne yapacak. Büyücüyü öldüremiyoruz büyük büyüğümüz olmadığı için. O yüzden şöyle kalkanı kıralım en azından. Hemen minyonları öldürelim. Vay, güzel oklar. Kuleye vurdu gitti. Ooo, şövalyeyi fırlattı. Yok artık. Yok artık, yok artık. Yok artık, kulenin yarısını aldı. Kulenin yakınına asla bir kart bırakmayın. Mahvetti ortalığı. Bir tane daha bırakacağım Mega Şövalye'nin arkasına. İyi, bu sefer savunuldu bari. Orada ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt fırlatmak yerine zıplamayı tercih etti, o zaman savunuldu. Yani demek oluyor ki bu Mega Şövalye evrimine karşı kartları yakın değil, uzağa doğru atmamız gerekebilir. Şu an sadece bir teori tabii. Şu an tam görmedim, bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, sizin fikriniz var mı? Bu Mega Şövalye evrimini nasıl tutabiliriz? Bir araya gelip bir fikir üretmemiz lazım. Bir tane daha fırlatacağım. Fırlatırken hiç çekinmiyorum. Onu da kuleye götürmez herhalde, o kadar da değil. E zaten canı dayanmıyor. Oo, yine çok iyi savaştı. Tek başına hepsini öldürdü. Bu maçta son defa şöyle bir şey de demek istiyorum arkadaşlar. Mega Şövalye arkası Mega Şövalye yapacağım bir daha. Karşı tarafta bu kadar yakın mezin kartı varken Mega Şövalye ile kuleyi almak neredeyse imkansız aslında. Hadi bakalım, desteği döndürüyoruz. Bak, karşıda Prens var mesela. Bunu geçmesi imkansız. Geldi Mega Şövalye. İttir ittir zorla oraya götürüyor, bak bak. Bu neymiş böyle ya? Gidene kadar vurup vurup duruyor. Çok garip. Bir yandan da izlemesi zevkli bu arada. Ben rahatlıyorum her vurduğunda. Bir tane daha bırakacağım. Duramıyorum. Durmuyor bu, durmuyor. Gelmiş geçmiş en iyi evrim diyebilir miyiz acaba? Dur düşüneyim, başka var mı? Önce şunu savunmamız lazım, çok fena geliyor. Aman değil mi? Çok az iksirimiz var, dayanmamız lazım. Tamam, savunduk. Arkadaşlar, gelmiş geçmiş en iyi evrim olabilir belki. Evet. Evet, şimdi final testindeyiz. Her yerden anti olmaya çalışacağız. Havadan, karadan, sudan. Balıkçı var karşıda, anka var havadan. Uzaktan vuran kartla, kafes var. Bakalım, burada çalışırsa artık bir şey demiyorum. Bombacıyla balıkçıyı öldürelim. Rakibin kullandığı deste aslında gerçek bir mezarlık destesi ama genelde sadece e-spor maçlarında kullanıyor. Ama eğer Mega Şövalye evrimini tutabiliyorsa gerçek maçlarda da kullanılabilir. Onu söyleyeyim baştan. Şu an bir şey keşfetmiş de olabiliriz yani. Hemen döndü. Tabii ki de arkadan basacağım arkadaşlar. Haydi bakalım, çalışacak mı? Mesela kafes bence güzel bir cevap olabilir. Evet, izleyeceğiz şimdi. Sonuçta binaları ittiremediği için mantıken binalar da çalışır. Genel olarak bütün binalar. İzleyelim bakalım, geliyor.
Uzaktan vuran elektro büyücü de vuracak ona, tamam. Evet, kafesi ittirmek yerine üzerine uçtu. Bir de ilk vuruşu da dojluyor hani kafesin içinde olduğu için. Gayet iyi bir cevap bence. Güzel güzel bir şey keşfettik şu an bence. Hiç çekinmeden Mega Şövalye'yi bırakıyorum. Zaten şu anda döngü videosu çektiğimiz için ciddi oynamaya gerek yok. Karşıda evrilme Pekka var, eyvah eyvah. Balıkçı ona yetmez gibi geliyor bana. Önüne bir şey atmayacaksa bence Mega Şövalye'yi iyileştirelim. Burada bırakacağım. Önüne bir tane daha Mega Şövalye atarsak tadından yenmez. Tamam, bir tane daha geldi. Hemen önüne bırakıyorum. Canı az olduğu için bizim öndeki korsun. Aa, bence evrimi kafes direkt içeri alsın. Havada yakalsın onu. Yuh, Mega Şövalye ne yaptı Pekka'ya? Oho, kulenin arkasına fırlatması çok ayrı bir olay ya. İki isteyiz ya, rahat rahat döndürebiliyorum desteği. Mega Şövalye'mize hiçbir zarar gelmesin. Şöyle isket bırakalım. Tam canlı atağa çıkıyor şu an. Arkadan bir tane de şöyle bırakalım. Kafes çok iyi tutuyor bu arada ya. Şu ana kadar Pekka'dan bile daha başarılı gördüm ben kafesi. Şöyle bir tane daha basalım köprüden. İttir onu arkaya. Pekka son anda öldürüyor böyle. Köprüden bombacıyı basabiliriz. Güzel vurdu. Şimdi mezarlık geliyor. Kulemizde topçu var. Pekka can kazanacak diye iskelete vurdurmamaya çalışıyorum. Bu sezon gerçekten devlerin savaşı var yani. Mega Şövalye evrim ayrı, Pekka evrim ayrı. Hadi bakalım. Gene mezarlık geliyor. Şöyle arkayı öldürmeye çalışalım bombacıyla. ...30 saniye dayanmamız lazım. Yine mezarlık gelecek. Güzel savunma. Vay be, harbi savunuyoruz. Evet, yakın maçı kazandık. Bugünkü çıkarımız şu oldu arkadaşlar. Mega Şövalye evrimini kolay kolay kimse durduramaz. E tabii ki hiç merak etmeyin, çözüm bulunur. İllaki bir meta oluşur. Ve hatta ben size videosunu çekerim arkadaşlar. O yüzden panik yapmayın, her şeyin bir çözümü vardır. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.